Artvin Borçka'dayız. Artvin'i görenler bilir. Sadece memleketimizin değil, dünya harikası bir yerdir. Yanında bulunduğumuz yer de doğal bir oluşum. Ama bu bir kaya değil. Bu bir katman değil. Bu bir toprak da değil. Temmuz'un başındayız. İnanıp inanmama hakkınız tabii ki var. Vallahi billahi. Temmuz'un başındayız. Artvin Borçka'dayız ve bu kar. Kar. Yazın ortasında kar. Kar top oynamak isterseniz geliyorsunuz. Ha bir de 3-3,5 metre yaklaşık. Ne zaman eridiğini de bilmiyorum. Yeni projemizde buradan bir su yolu yapacağız. Bu eriyen karlar Çekmece Gölü'ne gelecek ve İstanbul'un su problemini, ki inşallah olmaz, çözmüş olacağız. Canım ne diyorsun? Taşlaşmış abi, bu acıtıyor ya. Biraz acıt, ellerim dondu. Herhalde. Havanın soğukluğu yetmiyormuş gibi. Siz yine yazın ortasında Artvin'e gelirseniz, dağlara çıkacaksanız tişörtle gelmeyin. Yine siz bilirsiniz ama bir de aklınızda olsun. Donduğunuz zaman kar bol, kar sürüyorsunuz donduğunuz yerlere. O zaman biraz ısınma durumları olabiliyor. Senin kafa kızardı be. Çok kızarmış. Birinci bu kaç? Dört mü? Evet. Ama biraz kar sürmek lazım. Eyüp, sakın uyuma. Uyursan karıncalanır. Önce parmak uçların karıncalanıyor. Temmuz'un ortasında donarak ölmeyelim ya. Geri dönelim. Hadi gidelim. Hadi. Bildiğiniz bir melodi bulduk. Artvin Borçka Uğurköy'de bir mısır tarlasında çapalamadayız. Kolay gelsin cümleten. Eyvallah. Eray Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi bu tarlaya geniş bir kapsamda yayılmış çalışanlarımız vardı. Fakat mikrofon ve kamera neredeyse doğal olarak oraya öbeklendik. Peki abicim, sen orayı çapalıyorsun. Sen orayı çapalıyorsun. Sen orayı çapalıyorsun. Herkes şurayı çapalıyor. Buyurun. Belli bir yeri çapalatmak istiyorsanız dur. Oraya kamera getireceksiniz. Peki acaba burayı çapalayacak olan kimdir? Buranın mesela çapalanmasını istiyorsunuz. Tarla sahibi olarak köyünüze bir televizyon ekibi gelmiş. Sunucuyu çapalatacağınız yere doğru kaykılttırdığınız zaman ve oralar hemen pıtır 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 bir şekilde çapalanıyor. Farz-ı misal şurada çapasız yer var. Ne olacak? Sunucu mikrofonuyla beraber oraya doğru kaykılacak. Kamera zaten oraya dönmeden yurdum insanı çapalayacak abilerimiz. Çaktırmayı oraya gelecekler. Peki herkes aynı yeri çapalayınca bu tarlada ve mısır tarlasında sağlıklı bir çapalama. Cem, ayağıma vurma dayıcım, sana zannet. Burun çapalanmayacak. Az önce ben onu şey yaptım, nadasa bıraktım ben ayakları. Diğer yerler ne olacak? Mecburen tarla sahibi adına, hizmet adına, toplumsal bilinç adına mecburen tarlanın diğer yerlerinde bir şekilde dolaşmak durumundayız. Ben de ilk başlarda şey diyordum, ya ahali ne kadar bizi seviyor diyordum. Bence bu işin ucunda kameranın biraz çekiciliği var. Şöyle şuradan şöyle gidersek şu kısmı da bir atlatmış olacağız. Sadece kendi işini düşünmemek lazım. Bencilliğin bir alemi yok. Sen program yapacaksın diye orada dur, belli bir yerde sabit dur. Sadece orası çapalansın, olmaz. Bizim buna
gönlümüz el vermez. Nedir? Mümkün mertebe her yeri çapalatmaya çalışacağız ki ondan sonra da soracağız. Hani nasıl oluyor? Çapalanmazsa ne olur? İşte nerelisiniz? Ne zaman evlendiniz? Bunlar işin çeşnisi. Asıl olan tarlanın olabildiği kadar. Ben bir ara traktör gibi hissettim kendimi ama dur bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Cümleten. Nasılsın dayıcım? İyiyim. Halin, keyfin? İyidir, çok iyi. Yerinde. İsim? Tahsin Yıldız. Ve konuşma başlayınca doğal olarak çapalamada durur. Dolayısıyla konuşmaları kısa kesmek lazım ki bir yandan da çapalama işleri. Siz devam edin, biz şey yaparız, geleceğiz yanınıza. Ya, alenen yalan söylüyoruz ama tarlanın da bir şekilde çapalanması lazım yani. Zor. Hem çekim yap, hem röportaj yap, hem de aynı zamanda tarladaki rutini yürüsün. Bütün bunlar bir arada olmuyor. Ben yine çaktırmamaya çalışarak dayıyla bir konuşmaya. Dayı ismin ne? Buyur. Buyur dersen herkes çapayı bırakır, bizi dinler. Tabii dayı da program tecrübesi olması da gerekmiyor. İsim nedir? Tahsin Yıldız. Tahsin dayım. Evet. Yaş? 75. Maşallah. Ne yersin, ne içersin dayı? Ben mi? Yoğurt, süt. Bu? Bu. Süt mamulleri. Evet. Onun haricinde bir zararlı alışkanlık falan yok. Yok. Hanım sağ mı? Yok. Vefat etti. Evet, evet. Ne zaman? 88'de. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Bir daha evlenmeyi düşünmedin mi? Yok. Neden? Yok, düşünmedim. Bulamadım. Yok, buldum da. Buldun bir de. Yok, bulmadım da. Yani buldun niye? Bir de. Buldun, çocukları ikna edemedin. Yok, yok. Efendim? Yok, yok. Ben istemedim. Ha, onlar seni buldular. Gelsin Tahsin bizi alsın dediler de yok. Siz istemediniz öyle mi? Yok. Yenge hanıma saygıdan mı, hürmetten mi? Evet. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Allah razı. Tahsin abicim. Bir süre sonra belli bir kişiye odaklandığınız zaman tarla çekimlerinde diğer çapalayan abilerin belli küskünlükleri oluyor. Biz bunu daha önceden yaşadık. Hemen her tarlada yaşadık biz bunu. Küsüp uzaklaşıyorlar. Alıp başlarını bir şekilde gidiyorlar. Mecburen biz de hani vicdan yapıyoruz bir şekilde. Hani gidiyoruz yani, maksat şey hani yani. Tahsin dayı tamam, seninle konuştuk. Tamam. Hatta sen at çapayı. Tabii. Peki röportaj yaptığımız kişi ne yapıyor onu ben size göreyim. At dayım çapayı. Olduğu gibi işini bırakıyor, hemen yana gidiyor ki komşulara televizyonda işte çıktım beni 15 güne kadar koş sen haberini ver dayım. Ver haberini. Aydan aydan aydana oynan ayda, cilved oynan ayda, aydan ayda. Bu arada küskünler grubu aşağı yukarı biraz yukarılarda bir yer almış oluyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Peki geldiniz. Normalde tarlada beyaz keten gömlek, beyaz pantolon ve beyaz ayakkabıyla çalışılır mı? Şimdi yaz sıcak olduğu için. Tabii. Nasıl yakıyor güneş için, anlatamam da. Of. Için. Gözümü alıyor. Hatta güneş gözlüğünü niye almamışım ben de onu düşünüyorum. Mecbur beyaz giyiyoruz ki güneş yakmasın diye. Bakıyorum etrafta da başka da öyle beyaz giyen yok. Belli ki kamerayı görünce abi. İstanbul'dan geldiğine dair bir duyum aldım. Siz nereden geldiniz? Ben aslında İstanbul'dan şimdi gelmedim. Geldim de buradayım yani. He, İstanbul'dan. Daha iyi oldu geleli. Bizden önce buraya gelme haberimiz. Gelince. Bütün yazlar burada olduğum için. Bu mısır tarlası. Benim. Sizin. Evet. Abiler. Abiler İrgat. İrgat yardım ediyorlar yani. Karşılığında bir ücret alıyorlar. Hayır. İmece usulü. Burada yardımlaşma var. İmece var. Para geçmiyor burada. Para geçmiyor. Burada ev bile yapsan komşular yardım eder yaparsın evden yani. Evden anlar mı komşular yani? Anlayan ustalar ustalık yapar. Anlamayanlar yardımcı olur. Malzeme taşır. Peki bir ücret alırlar mı bunun karşılığında? Yok. Genelde ücretsiz çalışırlar. Hep yardımlaşma severler. Arsayı da ücretsiz verdikiniz oluyor mu? Arsa veremezler. Çünkü arsa zaten kısıtlı. Herkesin kendi arazisi var. Yalnız birer yapmada yardımlaşma var. İşte arsa sizden, evin yapılması komşulardan. Evet. Tarla sizden, ekmesi, biçmesi, toplaması komşulardan. Komşulardan beraberce ama bila ücret bir de. Ücreti yok. Ama siz de gideceksiniz. Tabii. Yarın biz orada. Hangi komşumuzun tarlasında iş kaldıysa, evinde yapılacak iş kaldıysa, ağırında mal aç kaldıysa yardımcı oluruz birbirimize. Yani komşunun ineği aç gidip saman vereceksin yani. Saman, hazır saman götürürsün, kendileri verir zaten. Ağıra giden verir. Bu ne zaman çıkacak mısırlar kısmetse? Ağustos'ta. Yani Ağustos'ta, aşağı yukarı bir ay sonra.
bir buçuk ay sonra. Bir, işte, bir buçuk aya kadar inşallah. Bir buçuk ay sonra misir yiyelim. Ne yapacağız o misirleri? Burada misiri pek fazla bir şey yaptığımız yok. İşte hayvanlara veriyoruz. Kendimiz un yapıp ekmek yapıyoruz. Sizin yaptığınız güzel bir ekmek şey yok. Hanımlar yapıyor zaten mısırdan ekmek, ne yapıyorsa. Ekmek değirmende öğütüp un yaparız. Ondan sonra kendimize yeriz. Kalan kutu taraflarını daha hayvanlara yem olarak veririz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Bir bulaşalım da hani maksat imece olsun hani. Öyle. Bir de yer gösteriyor ya. Dayı tamam gördük biz neresi yapı anladık tamam yani sabahtan beri biz de bir şekilde tarladayız yani. Tarla sahibisin anladık. Yani biz de ırgatız hani maksat imeceyi katkıda bulunmak o bakımdan. Aydan aydan oynan ayda, cilvede oynan ayda. Aydan 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 oynan ayda, cilvede oynan ayda. Mağla konime uza konime tu kartali. Mağla mağla biprin avsta koriya tu kartali. Mi yari ebin dahiya tu martali. Kemi yaroy gutwebi ant kwiliya tu martali. Haydi nanim, haydi canim, gel tur nazlı yarim. Haydi yarim, haydi canim, nanay meskir yarim. Gelin kaynana kavgasına son. Rahat etmek istiyorsanız Gürcü gelin alınız. Hakikaten Gürcü gelini alacaksın. Sesi bile çıkmıyor maşallah Gürcü gelinlerinin. Karadeniz'de, sadece Karadeniz'de de değil, yurdumun değişik yerlerinde böyle binalar görürsün, ahşap. Böyle dört tane odunun üzerine, sırığın üzerine monte edilmiş. Neden yukarıdalar, neden yapılır hep merak eder dururduk biz de. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, nasılsınız? Hürmetle reis. Siz nasılsınız? O ne? Sen dillerini sevsin ya değil mi? Mesleğimiz konuşma. Estağfurullah. Nedir meslek? Din görevlisi. Sayın hocam nasılsınız? Hürmetler bizden. Hürmet bizden. Saygı efendim bizden. Sayın yöremize hocam geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Nusret Yıldız. Nusret hocam, bu nedir? Bu Karadeniz'de genelde seren denir. Ama, seren? Evet. Ama bizim yöremizde buna Gürcü'de naliya denir. Naliya? Evet. Niye yapılır naliya? Bunlar... insan mı yaşıyor orada yani? Hayır. Eskiden burada mı yaşar? Hayır, insanlar yiyeceklerini farelerden ve diğer şeylerden korumak için buraya koyarlar. Bu yani haşeret savar, evet, bir şey midir? Haşeret savar bir şeydir. Fareler çıkamaz. Şu gördüğünüz demirler onun için yapılmıştır. Bunların 6 direklisi var, 4 direklisi var. Genelde bizim yöremizde 4 direkli olanlar var. Ne konur bunun içinde? Ne Mısır'ın, mısır, fasulye, ceviz, fındık. Artık eve ne lazımsa onlar getirip koyulur. Kışlık yiyecek konur, şeker, un. Onlar konur. Zamanla ihtiyaç olduğu gün bayanlar bile çıkarlar şu gördüğünüz merdivenden. Burası maksat haşerat girmesin. Evet, girmesin diye. Peki. Bana baktı zamanında sarı kakalak derlerdi hocam. Evet. Evet diyor ya. Sen nereden biliyorsun hocam? Size güveniyorum da. Ha, teşekkür ederim. Sarı kakalak nedir bilir misiniz? Bilemem. Çok affedersiniz, bir nevi hamam böceği. Estağfurullah. Öyle diyorlardı hocam. Yok. Ben ne yapayım? Oo. Hala sarı civciv falan diyenler var hocam. Çok yazık oldu. Yazık tabii hocam. Evet. Bir yere kadar ben de nefis taşıyorum ya. Tabii. Ama ben bunlara da katlanmanız sarı lazım. Öküz deseler, daha mı? Sarı öküz de diyorlar. Sarı öküz de diyorlar. Bilimim hayvanatla ilgili ismimiz anılıyor. Sarı boğa, sarı öküz, sarı kakalak. Ama meşhur olmanın böyle şeyleri de var. Var hocam, bunlara var. Katlanmanız var, lazım. Var. Katlanıyoruz hocam, evet, ne yapayım? Tamam. Ne yapalım yani? Haşerat buraya çıkabilir mi? Konu başlığımızdan yola çıkaraktan bakacağız. Ufak yollu bir haşerat ki yani akşam saatlerinde yayınlanıyoruz. Buradan çıkar buraya geldi. Ding, tostladı gitti. Bu kaidenin adı ne? Daire mi deniyor? O daire. Biriktirdiği kışın ihtiyaç olan malzemelerden ihtiyacı olanları alır mı? Alır mı hocam? Alır, alır. Demek ki neymiş? Her haşeratı önlemezmiş bu. Doğru amca olduğunuzu biliyorduk ama komando olduğunuzu bilmiyorduk. Bırak hocam, bırak. Mısırlar neredeydi tam olarak dedin sen sayın hocam? Kapısına
Ebe hocam, hiç yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu hocam sana? He? Kuzuyu kesmişin, bir de çevirmişin. Hocam içeride koca dana gibi suhuvari var ya. Haşerattan saklayacaksınız ha. Oldu, oldu. Kolega, el atı kal. Oğlum menüde suhuvari var. Hiçbir şey yok, koca koyun. Demek kışlık hububat ha hocam. Oldu, oldu. Arka budu benim kardeş. Kaburgaları veririm sana. Bahçelerde gül var mı? Dalında bülbül var mı? Akşam size geleceğim. Odanızda yer var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.